Selam arkadaşlar, 2022 YKS Tercih Maratonu devam ederken sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Sınav ayrı bir zorluktu, sınava hazırlık apayrı bir zorluk. Tercihler bunların da üstünde belki en zor kısmı diyebiliriz. Çünkü elimizde bir sıralama var ve bu sıralamayla tercih yapmamız gerekiyor. Her tercih bir vazgeçiştir ki biz burada 24 tane tercih yapacağız. Belki binlerce tercihten vazgeçmiş olacağız. Tercihimizin hangi doğrultuda olması gerektiğini biliyorsak, yani ne istediğimizi biliyorsak belki işimiz biraz daha kolay olacak. Ancak kafalar karışık. Sıralamalarda neleri baz almalıyız, hangi aralıklarda tercihler yapmalıyız gibi sorular birçok kişinin aklını karıştırıyor. Bize gelen sorularda da bu konu birçok kişi tarafından merak edilmiş. Genel bir cevap vermek adına bu videoyu hazırladık. Hem de size yardımcı olacak birkaç bilgiden bahsedeceğiz. Bu yıl üniversite kontenjanları arttı. Geçen yıl 1.038.865 iken kontenjan bu yıl 1.061.686 oldu. Bu yerleşme açısından tercih yapacaklar için bir avantaj. Peki bu yerleşmenin yanında YKS'de bu yıl ne gibi bir yenilik vardı? Hepinizin malumu olan baraj puanlarının kaldırılmasıydı. TYT'deki 150, sayısal sözel eşit ağırlık ve dil puanı türlerindeki 180 baraj puanı kaldırıldı. Bu neye yol açtı? Daha doğrusu bu neyi sağladı? Bu yıl puanı hesaplanan tüm adaylar tercih yapabilecek. Peki tercih yapabilecek aday sayısı kaçtır? Yerleştirme puanlarının yığınsal dağılımı tablosunda görüyoruz ki 2.911.511 aday TYT puanı hesaplanmış aday var. 115 ve üstü ve bunlar tercih yapabilecek. Sayısal puanı hesaplanmış 1.429.833. Sözel puanı hesaplanmış 1.494.079, eşit ağırlık puanı hesaplanmış 1.780.135, dil puanı hesaplanmış 123.163 kişi var. Burada karşımıza su çıkıyor. Sayısalcılar, diyelim ki 100.000. bir sayısalcı yüzde kaç aşağıdan başlayıp yüzde kaç yukarıya kadar tercih yapmalı? Bu yüzdelik eşit ağırlıkçılar için de geçerli mi? Sözelciler ne yapmalı? İşte bu noktada aslında kafalar karışıyor. Aynı değerlendirmemek lazım. Sayısal puan aralığıyla eşit ağırlığın puan aralığı ya da yüzdelik aralığın aynı olmaması lazım. Bunun yanında bir de üst sıralardaki sıralamalarla alt sıralardaki sıralamalar aynı şekilde yüzdelik aralıklarını değiştirmeliler. Bu yüzdelik belirleme durumunu ayrıntılı bir şekilde bir tablo üzerinde anlatacağız birazdan. Oraya gelmeden önce birkaç şey daha var, onlardan da bahsedelim. Baraj puanının kaldırılması yerleştirmeleri nasıl etkileyecek? Daha fazla aday tercihte bulunacak. Ancak unutmayalım ki YKS bir sıralama sınavıdır ve arz ve talep burada baş roldedir. Ne demek bu? Bir bölüm talep görüyorsa, rağbet görüyorsa üst sıralardaki adaylar buralara meyledeceği için bu bölümlerin de sıralamaları yüksek olacaktır. Ancak burada hatırlamamız gereken bir durum daha var. Üst sıralardaki oynamalarla geri sıralardaki oynamalar aynı mı olacaktır? Yani belli başlı noktalar her zaman bazı sıralamalar tarafından en başta tercih edilen noktalardır. Örnek verelim mesela. Bir aday 125.000'in üzerinde değilse, yani 125.000'in gerisindeyse eşit ağırlıktan hukuk programı tercih edemez. 300.000'in gerisindeyse mühendislik programlarında kısıtlamalar var, tercih yapamaz. Mimarlık 250.000'in gerisindeyse tercih edemez. Tıp programı 50.000, öğretmenlik için 300.000, eczacılık için 100.000, diş hekimliği için de 80.000'lik bir baraj belirlenmiş. Bu sene netler yüksek, puanlar yüksek ancak sıralamalar düşük geldi. Bu kişilerde, adaylarda belli endişelere sebep olabilir. Geçen sene bu netlerle daha ön sıralamalarda yer alabilecekken bu sene daha geri sıralamalarda yer aldılar. Bu da bir tedirginliğe sebep olur. Tercihlerle bir yere yerleşme isteğini arttırabilir. Bunun yanında biraz önce bahsettiğimiz başarı sıralaması şartı insanları, adayları bir yere güdülüyor. Bir yere doğru yönlendiriyor. Neden yönlendiriyor? 300.000'di biraz önce gördüğümüz en yüksek başarı sıralaması. Bu başarı sıralaması ne demek? Siz buraya yerleşebilirsiniz. Bu bölümleri biz size ayırdık. Dolayısıyla bu sıralamalarda olan kişiler kolay kolay kendi sıralamalarından vazgeçmezler ve aralıklarını kolay kolay da yükseltmeyebilirler. Ancak buradan sonraki kısım ise, yani burada 300.000'lik bir kontenjan doldu, 750.000'lik bir kontenjan boş kaldı. Geriye kalan aday neydi biraz önce bahsettik? 2.911.000 aday.
tercih yapabilecek. 2 milyon 600 bin aday 750 bin kontenjan için tercih yapacak. Biraz önce söylediğimiz gibi burada çok büyük dalgalanmalar görmeyebiliriz. Ancak 300 bin ve sonrasında ise büyük dalgalanmalar görebiliriz. 200 bininci aday kolay kolay 50 bininci yere yerleşemez. Kolay kolay 100 bininci yere yerleşemez. O yüzden de yazamayabilir belki. Yazmasında herhangi bir beis yok. Yerleşemez diye bir şey de yok. Ancak kolay kolay olmayabilir bu durum. 500 bininci olan aday ise 400 bine yerleşebilir. 350 bine de yerleşebilir. Aynısını 800 bininci olan adayın 500 bininci sıralamayla kapatan geçen seneki bir bölüme yerleşmesi olarak da değerlendirebiliriz. İşte biraz önce bahsettiğimiz 300 binden sonraki o büyük dalgalanmalar bu ve buna benzer dalgalanmalar olacak. Bu yüzden tercihlerimizi dikkatli yapmalıyız. Tercihlerde kullanılabilecek alternatif formüller üretmeliyiz kendimize. Yani sayısalcılar, eşit ağırlıkçılar ve sözelciler aynı aralıkları kendilerine baz almamalılar. Sayısalcıların ön sıraları domine ettiğini düşünürsek, sayısalcıların kendilerine belirledikleri aralık %20, 30 neyse artık bu aralık eşit ağırlıkçılarınkinden daha dar olmak zorunda diye kendimizce bir çıkarım yapabiliriz. Eşit ağırlıkçılar ise eşit ağırlıktan tercih yapacak kişilerin sayısını düşündüğümüz zaman aralığı biraz daha geniş tutmalılar. Çünkü bu tercihlerde oynamalar daha büyük dalgalara sebep olabilir. Aynı şey sözel için de geçerli. Peki tercihlerimiz nasıl olmalı? Kaça ayırmalıyız? Keşke olsalarımız olacak. Olsa çok iyi olurlarımız olacak. İyi olur istediğimi elde ederimler olacak. Ve işimi garantiye almam gereken tercihler olacak. Keşke olsalar hayallerimiz. Hayallere limit yok. İstediğimiz sıralamayı yazabiliriz. Sıralamamız kaç olursa olsun burada istediğimizi yazabileceğimizi hatırlatalım. Ancak gerçekçi olmamız lazım. 500 bininci bir adayın 100 bininci sıralamada yer alan bir bölümü, geçen sene kapatan bir bölümü yazması hayalin de ötesinde olacaktır. Çok fantastik olacaktır. Bir sonraki tercih aralığımız da olsa çok iyi olur aralığımız. Burada da ümitlerimiz var. Hayallerin bir tık altında olan, kesinlikle iyi olan bölümler. Burada dikkat edeceğiz. Sıralamamız 300 bin civarındaysa, 300 bine kadar olarak düşünelim bunu. Biraz önce söylediğimiz o başarı sıralama şartı olarak değerlendirelim. %50 altına inebiliriz ya da %30 altına. 30-50 o size kalmış. Burada 3-4 tane tercihi buna ayırabilirsiniz ve bu sıralamayı yaparsınız. Hepsi %30'da olabilir. Biri %50'de, biri %40'da, biri %30'da olabilir. Bir de burada dikkat edeceğimiz mesele 300 bin ve sonrasındaysak eğer, yani 500 bindeysek ne yapabiliriz? 500 binindeysek eğer %60'a kadar inebiliriz. Yani bu ne demek? 200 binlere, 250 binlere kadar inebiliriz. 250 binlerden de başlayabiliriz. Bu da size kalmış bir şey. Yani daha sonraki aşamalarda 300 bin ile 500 bin arasında oynamalar büyük olacaktır. Neden büyük olacaktır? Alan çok genişliyor, bölüm sayısı çok artıyor. Dolayısıyla burada dalgalanmaların da daha büyük olacağını söyleyebiliriz. Bunu hatırlatalım. Bir sonraki tercih sıramızsa ne olacak? İyi olur, istediğimi elde ederim. Burada mantık devreye giriyor. Yani aslında olabileceği en yakın olan yerler buralarıdır. Genelde adayların da kazandığı bölüm işte bu noktada gerçekleşiyor. Tam orta nokta burada oluyor. Bu bölümler kazanılıyor. Peki burada nasıl belirlemeliyiz? Biraz önce söylediğimiz gibi mantık çerçevesinde davranırsak eğer 300 bin sıralamayı baz alırsak %10, %20 artı eksi, yani %20 nedir? Mesela 60 bin eksiltirsek 240 bin ile 360 bin arasında tercih yapabiliriz. 500 bininci isek ne yapmalıyız? 500 bin ve üzerindeysek burada sıralama aralığımızı yine size bırakıyoruz. Tabii bunlar birer tavsiye. 500 bin olarak düşünürsek 100 bin aşağı inebiliriz. 400 binden başlayabiliriz. Eksi 30, artı 30 yapabiliriz. Yani 650 bine kadar çıkabiliriz. Bu da size kalmış. Tabii ki de 600 bine kadar da çıkabilirsiniz. Artı eksi %20, %30 bu size kalmış. Buradaki aralık geniş. Çünkü mantık çerçevesinde olmalıyız. Bu mantık çerçevesinde yapacağımız tercihler kendi sıralamamıza ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Ancak bu aralıklarda da kalmakta herhangi bir sorun yaşamayacaksınızdır. En azından tercih aralığınız geniş olacak. Tercihlerimizin son bölümü de işimi garantiye almalıyım bölümü olmalı. Bu şu demek değil. Yerleşeyim de ne olursa olsun bölümleri değil bunlar. İşimi garantiye alacağım bölümler benim için can simidi olan bölümler. Ne demek bu? Bunları da istiyorum. Bunlar da olursa memnun olurum. Yani biraz önce yazdığım bölümlerin aslında
biraz daha sıralaması geri olan bölümler bunlar şeklinde değerlendirebiliriz. Yani ben 300 bininci isem nereleri yazabilirim? Mesela 300 bininci isem eğer 390 bine, 400 bine çıkabilirim. Bunun sınırı yok. 450 de olur, 500 de olur. Bu size kalmış. Yeter ki istediğiniz yer olsun. 500 bininci isek 1 milyona kadar çıkabiliriz. Neden çıkabiliriz? Eğer istediğimiz bölümün o sıralamalarda yerleştirilen bir yeri varsa oraları da yazabiliriz. Ancak unutmayalım, mutlaka istemeliyiz. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Hayallerimiz ve ümitlerimiz. Bir de gerçekler var. Bu gerçeklerden kopmamamız lazım. Bir de mecburiyetlerimiz olabilir. Bu mecburiyetler, gerçekler ve hayaller hepsi ortak bir paydada toplanmalı. Bu ortak paydada ne olacak? İstek olacak. Mutlaka bu bölümleri istemeliyiz. İstemiyorsak yazmamalıyız. Gitmek için, yerleşmek için yazdığımız her bölüm daha sonra hayatımızdan eksilmiş birkaç yıl olabilir. Hatta belki bir ömür boyu isteksiz bir şekilde yapacağımız bir meslek haline dönüşebilir. O yüzden tercihlerimizi yaparken çok dikkatli olmalıyız. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.